Nihat Genç yazdı. Çözümü mümkün olmayan devasa ekonomik kriz sonunda bahşişlere kadar geldi. En az vergi ödeyen ya da hiç ödemeyenlerse sakın şaşırmayın, en tepede en çok ihale alan holdingler. Crema de la crema, kaymak tabaka. Holdingler dokunulmazlık elde etmiş, ülkenin kaymağını kaynaklarını yiyorlar. Çağımızın asilzadeleri, efendileri, derebeyleri. Sorarsan istihdam sağlıyoruz diyecekler. En tepedeki 50 holdingin çalıştırdığı işçi sayısı Çorlu nüfusu kadar yok ve geri kalan 81 vilayeti sömürerek. Sual edemezsin çünkü medya onların. Muhalif Atatürkçü yazarlarınız bile holding patronlarını öve öve bitiremiyorlar. Onlarla çalıştıkları günleri kariyerlerinin zirvesi, en büyük ödülü kabul ediyorlar. Magazin programları sabah akşam onların şaşalı hayatlarını, plajlarını, yatlarını, malikanelerini ve eşsiz sanat koleksiyonlarını ve çok kültürlü, çok elit hayatlarını anlatıyor. İşsiz çocuklarımız onlara kalite yemekler yapsın diye MasterChef programlarında yetiştiriliyorlar. Genç kızlarımız, asilzadelerimizin hanımlarına son moda havalı elbiseler için moda sektöründe gençliklerini, güzelliklerini, boylarını, postlarını piyasa ediyorlar. Yeşilçam dramı hayatlarıyla. Jandarmamız, vatan hizmeti yapan gencecik askerlerimiz, madenler, dereler, ormanlar, devletin ve halkın köylünün elinden hukuksuzca alınırken holdingleri koruyor. Onların bekçi köpekliğini yapıyor. Holding patronlarımız sizi mutlu etmek için kız voleybol takımları kuruyorlar ve futbol takımları satın alıyorlar ve hayatları boyunca kayrılmış ihalelerle, teşviklerle beslenmiş iki büyük asilzade kulüp başkanı ekranlarda ülkeyi kilitleyecek hararet ve heyecanla sizlerden büyük ilgi görüyorlar. Hepsi en büyük Atatürkçüymüş. Hatta milli mücadeleyi bile sanki onlar verip vatanı kurtarmış. Her ihtilalde onlar kazançlı çıkar, her hükümetle araları iyi, her büyük partiyle sağcı, solcu, İslamcı, sosyal demokrat vesaire fark etmez, her adayla araları fıstık. Yazar orduları var, reklam güçleri var, avukat orduları var. Akademisyenleri ya danışman olarak ya da bilirkişi raporlarında kiralamışlar. Ve yağmayı örtmek için etliye sütlüye karışmayan holding artığı yorumcuların, tarikatçıların, beyinsiz sanatçıların reytinglerini bir gizli el şişiriyor. FETÖ gitmiş, menzil gelmiş, savaş çıkmış, aydınlar vurulmuş, kovulmuş, savaşlar çıkmış, ülkeyi göçmenler istila etmiş, etnik milliyetçilik ülkeyi bölmek için azmış, açılımlar başlamış, dıngıllarında değil. Milli kalkınma konuşanı, özelleştirmeye karşı çıkanı, kooperatif, üretim, esnaf dayanışması konuşanı, biraz da şu zenginlerden vergi alın diyeni dünyayı dar ediyorlar. Büyük esnaf birlikleri, sendikaları bir şekilde ya ele geçirmişler ya susturup tesirsiz hale getirmişler. Ülkenin en temel ihtiyacı, enerji ithalatının yarısı kadar parayı, asilzade sosyetenin, İslamcı siyasilerin, lüks ve mücevher ve altın ithalatına harcıyoruz. Ülke zenginliğinin %90'ını aralarında ve işbirlikçisi oldukları sömürgeci şirketlerle bölüşüyorlar. Bankalarınız kredilerin %90'ını köylüye, esnafa değil, ağababalarımıza veriyor. VTV'ler sabah akşam yoksul, çaresiz kalmış, düzen tutturamamış aileleri, dağılmış, eğitim okuma imkanı bulamamış insanlarımızın içler acısı kriminal hayatlarını masaya koyup şu kepazelikler nedir diye bak görüyor musun yengesiyle basmış, teyzesiyle kaçmış gibi milletçe insanımızdan utanç duymamızı sağlayan polisiye programlar yapıyor. İşte kendi halimize utanıp milletçe eğleniyoruz. Ve hepimiz bir hukukumuz, bir meclisimiz ve bir milli egemenliğimiz ve bir bağımsız gazetecimiz, medyamız var sanacak kadar uyuşturulmuşuz. Kendine güvenmeyen, halkına ve topraklarına hiç inanmayan, çaresizlik içinde kendini suçlayan, işgal edilmiş beyinler taşıyoruz. Vatan topraklarını ve meclisi ve medyayı ve onurumuzu ve kişiliğimizi ve egemenliğimizi ve milli varlığımızı bir azınlık kaymak tabakanın keyfine teslim etmişiz. Cumhuriyeti yıkmalarının sebebi işte bu. Holdinglere, uluslararası sömürgeci şirketlere ve tarikatlara ve İslamcı zenginlere, yani vatansız, milliyetsiz ve Allah korkusu olmayan bu kaymak tabakaya vatan toprağını ve hazinelerini yağma ve talan ve ganimet diye dağıtmak için.